Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Parevses, sizleri 1908-1915 yıllarına götüreceğim. Hani o az bildiğimiz yıllar, yalnızca inkılap tarihi derslerinde bildikleriniz var ama ondan ötesini maalesef bilmiyoruz. Çünkü Cumhuriyet'le bütün olayı başlatıp Cumhuriyet'le devam ettiriyoruz. Oysa Cumhuriyet öncesi var ve Cumhuriyet öncesi parlamenter bir rejim var. 1908 öncesi biliyorsunuz Abdülhamit'in istibdat rejimi vardı ve buna karşı itirazlar vardı. 1908'de tekrar meclis ve anayasa devreye geçti. İkinci meşrutiyetle meclis ve anayasaya kavuştuk. Bununla birlikte Osmanlı'nın halkları büyük bir bayram yaşadılar. Demokrasi ve özgürlük rüyasını 1908-1912 yıllarında yaşadılar ve bu umutla meclise kendi kimlikleriyle, onurla kendi taleplerini ve topyekün Osmanlı taleplerini taşıyabildiler. 1908'de Osmanlı nüfusunun her 5 kişisinden biri Ermeniydi. Ve yine Osmanlı nüfusunun her 5 kişisinden ikisi Ermeni, Rum, Süryani veya Yahudiydi. Seçimler oldu. Biliyorsunuz o yıllarda seçimler yapılabildi 1908 sonrası ve meclisi mebusan oluştu. Ermeniler ve bütün halklar mebuslarını seçtiler ve meclisi mebusan oluştu. Demokratik siyasetle ortak vatanda eşitçe yaşama mücadelesi verildi meclisi mebusanda. Ermeni kimlikli, Rum kimlikli, Türk kimlikli, Kürt kimlikli olan vekiller birlikte ortak vatanda bir arada yaşama hukukunu oluşturma mücadelesi verdiler. Osmanlı'da milletler sistemi vardı. Bugünkü gibi tek millet söylemi yoktu. Osmanlı'nın milletler sisteminde kültürel özelliklere sahipti milletler. Ermeni milleti, Rum milleti, Süryani milleti, Yahudi milleti gibi kültürel özelliklere sahiplerdi. Patrikhanelerinde dini örgütlenmelerini yaparlardı. Aynı şekilde cismani örgütlenmeleri de vardı. Kendi ana dili temelli çok dilli eğitimlerini yürütürlerdi. Bununla ilgili haklar mecliste görüşüldü. Ve Ermeni vekillerin bu kültürel özelliğin yanında ademi merkeziyetçi bir sistem önerisi vardı. Yani yerel demokrasi. Bu yalnızca Ermenilerin talepleri değildi. Prens Sabahattin gibi Türk kimlikli ve diğer kimliklerde siyasetçilerin de talebiydi. Ademi merkeziyetçi bir model öneriyorlardı. Bugün Batı demokrasilerinde olan modeli, onların o zaman erişemediği bir modeli o zaman Osmanlı'ya önermişlerdi. Ademi merkeziyetçi modeli. Ancak bunu istemeyenler de vardı. İttihat ve Terakki, kısadan söyleyeyim, 23 Ocak 1913 günü Bab-ı Ali baskınıyla bir darbe gerçekleştirdi ve parlamentoyu ve anayasayı devre dışı bıraktı neredeyse. 1914 seçimleri sonrası tamamen parlamento devre dışıydı ve artık bir cuntanın elindeydi ülke. Talat, Enver ve Cemal Paşa cuntalarının elindeydi. İlk darbeciler anayasayı ve meclisi devre dışı bıraktılar, kararnamelerle ülkeyi yönetmeye başladılar. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın devreye geçmesiyle 24 Nisan 1915'te maalesef ilk olarak Ermeni aydınlar, kanaat önderleri ve milletvekilleri tutuklandılar. Vekiller Ankara'ya, Ayaş'a getirildiler. Güya yargılanacaklardı aydınlarla beraber. Bazıları Diyarbakır'a ve Urfa'ya sürüldüler. Güya yargılanacaklardı. Dokunulmazlıkları olduğu halde onları alıp tutuklayıp Ankara'ya, Araş, Ayaş'a, Urfa'ya, Diyarbakır'a sürdüler. Ve oradan oraya sürerken yolda çeteciler tarafından vekiller katledildiler. Tabii toplumun kanaat önderleri ve milletvekilleri devre dışı bırakıldıktan demokratik siyaset iddiası ve demokrasiyle meselelerimizin çözülme iddiası devre dışı bırakıldıktan sonra kararnamelerle Ermeni halkı ve aynı olaylarda Süryani halkı büyük bir katliamla binlerce yıldır yaşadıkları kadim topraklardan sürüldüler. Benim hayatta kalmam
Malatya'da yaşayan komşularımızın sayesindedir. Dedelerimin babaları dedelerimi komşularına emanet etmişlerdir. Vicdanlı Anadolu insanına emanet etmişlerdir. O sayede hayatta kaldım. Kılıç artığı denir bizlere. Aynı şekilde vicdanlı kamu yöneticileri de vardı. Lice kaymakamı gibi. Katliama yol vermeyen pek çok vicdanlı kamu yöneticisi vardı. Ancak onlar da katledildiler bu çeteler tarafından. Birinci Dünya Savaşı sonrası divan-ı harbi örfüde bu cuntacılar yargılandılar ve cezalar da bazıları aldılar. Malta sürgünleri oluştu. Ancak bu yargılanmalar tamamlanamadan Cumhuriyet devreye geçti. Ankara'da bir meclis oluştu ve Ankara'daki meclis bu büyük suçla yüzleşmedi. Boğazlayan kaymakamı divan-ı harbi örfüde yargılanmıştı ve mahkum olmuştu. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı ilk şey Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'e ve diğerlerine bu büyük suçu faili olanlara iadeyi itibar yapmaktı. Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa isimleri bakın. Ondan sonra memleketin 2500 yerinde sokaklara isimleri verildi. Bugün Talat Paşa sokaklarında yürüyoruz maalesef. Düşünebiliyor musunuz bugün Almanya'ya, Berlin'e gitseniz ve Hitler caddelerinde yürüseniz, Göbels caddelerinde yürüseniz böyle bir şeyi kabul edebilir mi? Ancak memleketimizde 2500 yerde Talat Paşa caddeleri ve bulvarlarında yürüyoruz. Efendim isyanlar vardı. Savaş şartları diyeceksiniz birazdan çıkıp biliyorum. Demokratik siyaset yok sayılıp darbe ile siyasetçiler devlet dışı bırakıldıktan sonra ve o dönemde evet isyan edenler de vardı. Kimse durduk yere isyan etmez. Demokratik siyaset devlet dışı bırakılmıştı. Ve savaş hattı diyeceksiniz biraz da savaş şartları diyeceksiniz. Savaş Rusya sınırındaydı, Van'daydı. Ancak Bursa'daki, Tekirdağ'daki, Malatya'daki Ermeniler sürüldüler. Ve suç kişiseldir. Bakın suç kişiseldir bir suç varsa da. Oysa topyekün Ermeni ve Süryani halkları katledildi ve hepimiz kaybettik. Ermeni halkı kaybetti. Türkler de, Kürtler de hep birlikte kaybettik. Ve bununla birlikte Ermeni ve Türk kimliği hastalandı. Kötülük sıradanlaştı ve 100 yıldır karanlık bir tünelde yürümeye devam ediyoruz. Bugünlerde tekrar dokunulmazlıkların kaldırılıp demokratik siyasetin devre dışı bırakılma iddiası gündeme getiriliyor. Oysa bu yollardan defalarca geçildi. Sonu yalnızca katliam ve gözyaşıydı. Yüzleşmek, iyileşmek demek. Ermeni halkın da iyileşmeye ihtiyacı var. Türklerin de bütün Türkiye halklarının iyileşmeye ihtiyacı var. Hepimiz bir yerlerde hastalandık ve adil bir hafızaya ihtiyacımız var. Bu meselede görüşülecekse yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmelidir. Benim acım başka meclislerin mezesi olamaz. O açıdan adil bir hafızayla bu acıya, bu karanlığa ve bu cuntacı ve darbeci geleneğe bakmamız gerekiyor. Sizlere ortak vatanda bir arada yaşama hukukunu oluşturmaya çalışan vekillerimizi tanıtmaya çalışacağım. Bakın Kirikor Zohrab, İstanbul mebusu. Bedros Halaçyan, İstanbul mebusu. Nazaret Davaryan, Sivas mebusu. Garabet Paşayan, Sivas mebusu. Ohannes Serengülyan, Erzurum mebusu. Onnik Tersekyan, Van mebusu. Hampartun Boyacıyan, Kozan mebusu. Bahan Papazyan, Van mebusu. Hagop Babikyan, Tekirdağ mebusu. Karakin Pastırmacıyan, Erzurum mebusu. Keamder Garabetyan, Muş mebusu. Hagop Boyacıyan, Tekirdağ mebusu. Artin Boşgezenyan, Halep mebusu. Bunlar demokratik siyasetle bir arada yaşama irademizi savunuyorlardı ve onların Osmanlılık rüyalarına ihanet edildi. Demokratik siyasete ihanet edildi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mebuslarımızın hatırasına saygı gereği onların akıbetleriyle ilgili bir araştırma komisyonu oluşturmalıdır. Hepsinin anısının önünde saygıyla eğiliyorum. Asvas, İrenç, Hokin, Lusabore.